Tekrar hoş geldiniz. Programın sonuna geliyoruz maalesef. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Osman Tan şu an Kırmızı Oda'da. İnanın ki çok üzülüyorum yani. Daha yeni arkadaydık. Ekibi çok seviyorum Popstar'ın. Herkes çok profesyonelce çalıştı burada. Halen de öyle çalışıyorlar. Ve tekrar bir şey söylemek istiyorum. Böyle güzel bir jürinin karşısında olmak yani süper bir şey. Bunu söylemek istedim. Bir bakalım Osman Tan ne yapıyor? Evet, ben bir hafta arayla yeniden Kırmızı Oda'dayım ama burada herkesin sağlığı yerinde. Üstelik bir de konuğumuz var, çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Gönül Yazar burada. Yarışmacılarımıza destek olmak için, moral vermek için burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar çok süper hepsi. En iyileri en sona kaldı. Bakalım ne olacak netice. Ben de merakla bekliyorum. Hep beraber bekliyoruz. Şu anda oylama bitmiş bulunuyor. Hadiseciğim, oylama sonuçlarını lütfen alabilir miyiz? Tabii noterimiz buradaysa alabiliriz. Evet. Karşınıza İstanbul 10. Noter Başkatibi Sayın Nihat Beyan. İyi akşamlar efendim. Sonuçlar sahneye geliyor. Teşekkürler. Çok sağ olun. Rejiye veriyorum Osman Tancığım. Evet, rejiye veriyoruz. Ben bu arada hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Bu akşam bir yarışmacımıza veda ediyoruz ama gelecek hafta iki yarışmacının şarkısı çıkacak. Şarkısı en çok satılan yarışmacı Popstar'ın birincisi olacak. Eğer isterseniz cep telefonlarınıza indirebileceksiniz ya da sınırlı sayıda CD'miz var. Onu da alabilirsiniz. Siz de MNG kargo aracılığıyla bu CD'leri göndereceğiz. Şimdi bu arada hemen ben yönetmenimiz Pekkeşe Bey'e sormak istiyorum. Sonuçlar elinize ulaştı mı Pekkeşe Bey? Kulaklıktan dinliyorum. Peki, henüz ulaşmamış. O zaman bir yorum alalım. Evet, alalım. Jüri üyelerimizden Hadise'cim lütfen sen sorabilirsen. Kim başlamak istiyor efendim? Ne yorumu? Yani istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Kim elenir, kim elenmez? Tahmin mi Osman Tan? Evet. Tahmin alabilirsek, evet. Ben tahminimi program başında söylemiştim. Evet. Tekrar yineleyeyim. Anıl'ın eleneceğini düşünüyorum. Gönlüm Anıl'ın elenmesini istemiyor ama Anıl elenecek gibi geliyor bana. Ama umarım yanılırım yani. İnşallah elenmez. İnşallah. Yıldız Hanım. Evet. Bence Gönül Yazar elenici. Çok güzel bir şakaydı. Yıldız'cığım ben zaten elenmiş durumdayım. Estağfurullah. Şaka yapmak istedim. Kusuruma bakmayın. Osman Tan elenebilir. Evet ben elenebilirim. Tamam o elensin boş vallahi ver. Vallahi keşke elenebilsen. De kurtarsak bir yarışmacıyı. Tahmininiz var mı? Ben böyle bir tahminde bulunmak istemiyorum açıkçası. Bulunabileceğimi de sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi baştan beri benim favorilerim hep gittiği için. Evet. Bu sebeple Anıl da gidecek bu akşam. Ay Anıl'ın gitmesini istemiyorum ne yalan söyleyeyim ama... bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Peki, sizin bir tahmininiz yok ama favoriniz Anıl'dı. Başta söylemiştiniz. Hemen Johan ve Bülent Ersoy'dan da bir tahmin. Eğer isterlerse tabii ki. Like I told you before, I don't like to gamble, so I'm not gonna make a guess. They all deserve to go further or at least one of them has to go. I'm not gonna guess about it, but there's something I want to say. Benim için üçü de daha ilerlemeyi hak ediyorlar. O yüzden bir tahminde bulunmak, bir fikir yürütmek istemiyorum ama bir tek şey söylemek istiyorum. Tonight I was very surprised by our new star on stage singing two songs. She's sitting also next to the competitors. That very gentle and honorable woman I met today for the first time. And especially about her first song. No, camera has to go back to the right. Gönül Yazar'ı gösterebilir misiniz? Çünkü Johan ondan bahsediyor. Böyle değerli bir hanımefendiyle tanışmaktan dolayı onur duydum diyor. Özellikle birinci parçasından çok ama çok etkilendim diyor. Söyledi. Thank you, Johan. Thank you very much. You are very kind. Thank you. But there is something more I want to say to you. Çok nazisiniz diyor Johanna Gönül Yazar'da. I think a lot of Turkish talents can be supported by her because I learned today about her when I heard the first song that it's really possible for Turkish people to sing Western music from the West in a Turkish language.
Birçok genç sanatçı, gönül yazarı kendine örnek almalıdır. Çünkü böyle Türk sanat müziği sanatçıları için batı parçaları, pop parçaları söylemek çok zordur. O yüzden gençler kendilerine gerçekten gönül yazarı örnek almalılar diyor. Because her first song it was a cover and she did it in such a perfect way with the Turkish lyrics it fitted 100%. İlk şarkısı bir cover parçaydı. Yani orijinali yabancı olan bir parçaydı ama o kadar güzel söyledi ki sanki orijinali Türkçeymiş gibi söyledi dedi. And I hope one day and then I'm gonna finish when she started singing the first song she made me a little bit sad because she made me remind of one of our 12 finalists we had to lose already from the beginning and her name was Güneş. Evet ve ilk şarkısını söylediği zaman birazcık böyle içim burkuldu çünkü elenen yarışmacılarımızdan bir tanesini hatırlattı bana, Güneş'i hatırlattı. And she reminded me when Güneş was singing Milord from Edith Piaf. Kandrialı'nın torunu. Güneş de Edith Piaf'tan şarkılar söylerdi, onu hatırlattı bana. Gittiğine so, çok üzülüyorum diyor. And I hope if Güneş listens now, that she definitely has to make contact with this wonderful lady, because I think they can maybe do something together, because I'm sure they will understand each other perfect. Eğer Güneş bizi izliyorsa şimdi kendisinden ricam bir an evvel gönül yazarla bağlantıya geçsin çünkü çok örnek alması gereken bir sanatçı Güneş'in gönül, diyor. Gönül sen onun dedesini tanırsın. Bizim Kandıralı'nın torunu. Bizim elenen bu yarışmacımız Güneş. Gönül. Kandıralı'nın torunu mu herhalde evet. Elendi? Elenmemeliydi. I think so too. Neyse biz onu ikimiz istersek göklere çıkarırız. Güneşi biz istersek göklere çıkarırız. Bir şey söyleyebilir miyim? Because I heard also that you also sing perfect French. You talked to me a few minutes ago and you were talking yarışma, about singing a lot of covers. Burada kazanmak da var, kaybetmek de var. Futbol maçı gibi. Güneş kazanmayabilir ama bir gün çok büyük bir şans onun yüzüne gülebilir. Who knows? Kim bilir diyor. Kim bilir bir şey diyor söyleyebilir diyor. Miyim? Buyurun Yıldız Hanım. Hendrix Gönül Hanım'ı 20'li 25'li yaşlarda görseydi eğer hı-hı. Ya felç olurdu ya taş. Yani. Çevirdiler mi Burcu Seçmeğer bizim çevirmen arkadaşımız? Neden diyor? O kadar hala çok güzel. Ama bir de gençlik resmi olsa çıkarsanız da görsün bir de. Taş ne olur bebeği, ya değil taş mi? Bebeğimizi. Ben dördümüze vallahi. De bu akşam CD getirdim. 4 tane. Başka yok yanımda. Birer tane size getirdim. Hemen bir tane yollayayım başlasın bakmaya. Bence de. Hadiseciğim piyanonun üzerinde duruyor hemen verebiliriz tamam, yolunu. Nüans baksın. Yıldız evet. 13 yaşımdan beri var. İlk evet. Önce 13 yaşından başlasın. Şimdiye kadar hangi yaşta söylerse ben orada durur dondururum kendimi. No frost buzdolabında. Verdik izliyor süper, bakalım. Süper. Şu anda Johan fotoğrafları inceliyor. Süper diyor. Bu arada definitely. Johan'a sağlık yetkilileri de yanında olsun da fotoğraflardan hayır, çok heyecanlanırsa. Hayır zaten morarmaya başladı bu. Olabilir. Yavaş morarıyor. Ama tabii bize çok güzel. Tansiyonu çıktı bu. Sağlık hizmeti veren JFK Hastanesi dolansın. JFK Hastanesi burada hiç merak etmeyin. Onlar bize çok iyi bakıyorlar. Hepsini şimdi veriyorum. Bir dakika Osman Tancım. Herkesin albümünü veriyorum. Veriyorsun. Buyurun. Bu arada da yüzdeler belli olmuş. Haftanın evet. En çok oy alan yarışmacısının yüzdesi belli. Bir görebilir miyiz acaba bu yüzdeyi? Haftanın en çok oy alan yarışmacısı acaba yüzde kaç almış Hadise? 36.13 almış haftanın yüzde birincisi. %36.13. Evet. Tabii ki bu iki haftadan beri seyircilerimizden, evet. izleyicilerimizden gelen oyların ve jüri üyelerimizin verdiği puanların toplamının ortalaması %36.13. Acaba bu haftanın birincisi kim? Sadece bir hafta kaldı yeni popstarın belirlenmesine. Sevcan mı? Metin mi? Anıl mı? %36.13. Merakla bekliyoruz. Sevcan. Haftanın birincisi. Tebrikler Sevcan. Teşekkür ederim. Ben şoktayım. Yine şok oldum. Ben Anıl olur diye düşünüyordum.
Ya gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Çok mutluyum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun herkese. Sevcan, neye seviniyorum biliyor musun? Artık birinci olunca seviniyorsun. Bu çok güzel bir şey. Hak ediyorsun. İyi çalışıyorsun. Osman abi, sağ ol. Başarılar, devam diyoruz. Bir hafta kaldı sadece. Çok teşekkür ederim. Geliyor, Sevcan'a kutluyoruz. Buyur gel. Bu konuyla ilgili yorum yapmak isteyen, evet, ben de kimse var mı acaba? Hadise'cim, senin bir yorumun var mı? Ben yorum yapmayayım. Sen yorum lütfen yapmıyorsun. Lütfen, hayır yapmayayım. Peki. Lütfen. Şimdi jüri üyelerimize, evet, sormak istiyorum. Acaba söylemek istedikleri bir şey var mı? Var mı? Yıldız Hanım hayır diyor. Armağan Bey? Hı-hı. Bülent Hanım? Bir şey söylemiyorlar. Hayır. Yohan? İkisini de seviyorum çünkü. Evet. Şimdi o zaman ben Anıl'ı ve Metin'i yanıma almak istiyorum. Gül Hanım, sizi de alalım. Bizden ayrı kalmayın. Sizle beraber olun, bizle beraber. Evet, bu... Siz Türk sahne dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesiniz. Çok tecrübelisiniz. Neler gördünüz, neler geçirdiniz. İşte kariyerlerinin başında iki arkadaşınız var. Ve onlardan bir tanesi az sonra popstar'a veda edecek. Şimdilik popstarlık hayallerine veda edecek. Söylemek istediğiniz şeyler var mı? Sormak istediğim şeyler var. Lütfen. Değil de. Şimdi kardeşimiz kazandı bu gece. Tamam. İki, evet, kişi kaldı. Şimdi bu akşam nasıl olup belirleyeceğiz hangisi kalıp kalmadığını? Oylar ve yani izleyicilerimizden gelen SMS oyları ve jüri üyelerimizin verdiği puanlar. Şu anda bitirdik. Yani bu reklam dönüşünde bitti. Sonuçlar artık belli. Ya Anıl ya Metin gidiyor. Bu gece mi gidiyor? Bu gece gidiyor. Nasıl anlayacağız bunu? Az sonra açıklayacağız. Noterimiz sonuçları getirdi. Nihat Beyhan Bey burada mı? Biraz evvel Hadise'ye verdi sonuçları. Sonuçlar belli oldu. O yüzden merak ediyorum. Siz bunca yıllık sahne deneyiminizle ne diyeceksiniz? Yani bu çok zor bir şey. Hep onu görüyorum ben de popstar'a başladığımdan beri. Sahne dünyası, şov dünyası. Çok şey düşünmek gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor. Ama sizin söyleyecekleriniz çok önemli. Bir zamanlar görsellik çok önemliydi. Şimdilerde de galiba geçerli bazı görsellikle ilgili şarkıcılar görüyorum ki hiçbir şey yapamadıklarını da görüyorum. Ama aralarında hakikaten çok güzel söyleyenler de var. Kulağımı tırmalamıyor. Görsellik bir yere kadar. Çünkü memleketimizde sesi çok güzel olan insanlar illa da çok güzel, çok yakışıklı olmuyor. Veya kendisi çok yakışıklı olup da böyle fotoğraf gibi olan insanların bazen sesi de yeterli olmuyor. Ben şimdi ne diyeceğimi şaşırdım burada. Çünkü hep bunları görüyorum. Evet. Yaşıyorum, görüyorum. Ve ben de merak ediyorum sizin gibi. Ne olacak acaba? Biz de çok merak ediyoruz. Peki tavsiyeniz var mı? Sahne dünyasında şöyle yapın, şöyle çalışın. Ya da bir onlara fikir vermek isterseniz. Bir, bu kadar tecrübeli bir sanatçımız olarak. Bir kere büyüklerin ne diyorsa dinlemeleri lazım, bir. İkincisi, en önemlisi, çok repertuar, çok repertuar. Öyle 10 tane, 20 tane, 30 tane değil. Yüzlerce, binlerce repertuarları olmalı. Bakın, ben bir Türk müzikisi sanatçısıyım. Görüyorsunuz 10 yılımı 2-3 tane söyleyeyim hani diye, merak ettim diye söylememişim, devam etmişim. Bu akşamki CD kadar bir iki tane daha çıkarabilirim. Peşini bırakmamışım. Devam etmişim. Onlara da tavsiyem, yani çok repertuar çalışsınlar, çok şarkı öğrensinler, sıkı sıkı sarılsınlar. Yani bu iş böyle boş vermeye gelmiyor. Çok haklısınız, çalışmalılar. Bülent Hanım da, şimdi burada uzaktayım ya, başka bir odada olduğum için Bülent Hanım da öyle söyleyecektir diyebiliyorum ama yanında olsaydım Bülent'cim de benim fikrimde derdim. Yanında olsaydım, uzak odada olduğum için Bülent Hanım diyorum. Teşekkür ediyorum hayatım. Gönülcüm. Canım benim o ya. Ben kardeşim o benim. Ben ona nasıl
Bülent Hanım diyeyim. O benim canım, ciğerim ya. Sağ ol kuşum, sağ ol. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben artık son saniyeler, son dakikalar sonucu öğreneceğiz. Metin'le başlamak istiyorum. Metin'cim şu anda çok klasik bir soru ama neler hissediyorsun? Çünkü gidebilirsin, saniyeler sonra popstarlık hayallerine veda edebilirsin. Vallahi çok heyecanlıyım. Yani heyecanlıyım demesem yalan olur. Ama bence ben de Anıl da burada kalmayı bilmiyorum, hak etmiyorduk yani. İkiniz de hak etmiyordunuz. Biz dün de planlamıştık zaten, yani biliyorduk daha performans sergilemeden ikimiz kalacağız diye konuşmuştuk evde gerçekten. Nasıl bildiniz bunu böyle? Ben olsam konduramam doğrusu. Çünkü herkesin içinde bir ümit vardır. Yani ya tutarsa diye. Peki. Anıl'cığım sen bir şeyler söylemek ister misin? Çünkü jüri üyelerimiz zannediyorum Türkiye'de birçok kişi senin popstara, popstarlığa çok yakıştığını düşündü. Ve şarkıların bu hafta, şarkın bu hafta radyoda çaldığı zaman istekler gelmiş. En çok indirilen, cep telefonuna indirilen melodi senin şarkın olmuş. Bunlar çok güzel şeyler ama şimdi Kırmızı Oda'dasın. Neler diyeceksin? Ya artık sonuna geldik. Birimiz elenecek. Ama yani bu hırstan çalışmadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Yani sürekli çalışacağım. Aferin sana. Vazgeçme. Vazgeçmek yok. Peki, eğer haydi aslında, jüri üyelerimizin de başka söyleyeceği bir şey yoksa, bu iki yarışmacımıza bir tavsiyeleri, bir nasihatleri yoksa, isterseniz sonucu alalım. Ne dersiniz? Alalım canım. Evet, pek Yaşa Bey, haftanın ikincisi yüzde olarak. %33.53. 33.53. Evet. Demin ki 36.13'tü, 33.53. Evet, izleyicilerden gelen oyların toplamı ve jüri üyelerimizin verdiği puanların toplamı. İşte haftanın ikincisi. Metin! Metin! Tebrik ediyoruz. Öyle bir sayılabilir. Biz seni çok sevdik çünkü. Sevgili izleyiciler, belki Metin'i alkışlamaya bundan sonra yine fırsat bulacaksınız ama ben çok kuvvetli bir alkışı, çok kuvvetli bir alkışı Anıl için istiyorum. Çok kuvvetli bir alkışı Anıl için istiyorum. Tüm salondaki seyircilerimizden. Bak, ayakta alkışlıyorlar seni. Gerçekten çok çalıştım. Ve şunu unutmamak lazım. Kaç kişiyi geride bıraktın? 8 kişiyi geride bıraktın. Bu da büyük bir başarı. Ben seni bırakmanı istemiyorum bu işi. Şimdiden bir kitlen oluştu bile. Onlara bir şey söylemek ister misin? Bırakmayacağım, çalışacağım zaten. Söz mü? Söz. Evet. Alıştık sana gerçekten. Ama sadece bir hafta kaldı. Sensiz bir hafta geçireceğiz Popstar'da. Ne yapalım diyor. Kaderimizde böyle bir şey olmuş. Ben buradan Anıl'ın onu hep destekleyen, anne ve babasına hep çok sakin yaklaşan, tüm adayları da destekleyen, anlayışlı insanlar olan anne ve babasına da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bir gün bile diğer yarışmacılarımızdan alkışlarını eksik etmediler. İnşallah tüm Türkiye izlemiştir. Bu güzel aileyi, Anıl hep bizlerle beraber olacak, popstarla devam edecek. Gel beraber gidelim. Alkış istiyorum Anıl için. Çok kuvvetli bir alkış. Çünkü alkışları sonuna kadar
Sonuna kadar hak etti. Anıl. Ayakta alkışlıyorlar seni. Bu ne güzel mutluluk, ne büyük mutluluk. Efendi, yakışıklı, yetenekli, çalışkan. Daha ne olsun sevgili izleyiciler? Anıl, eminim ona çok güzel bir yol var. Bir popstar adayı bence biz bulduk bile. Zannediyorum jüri üyelerimiz de öyle düşünüyorlardır. Bir de onlarla istersen vedalaş, sarıl. Ne yapalım Ozan'cığım? Bir şarkı lütfen. Deminki gibi devam edelim istersen. Altın. Söyleyecek. Anıl birazdan bir şarkı da söyleyecek. Ayrıca bir açıklama daha yapmak istiyorum. Bugün, bu akşam en çok oy alan, gece boyunca en çok oy alan yarışmacımız Anıl oldu. Sevgili izleyicilerimiz sizlerin sözünü dinlemişler. Ve en çok oyu bu akşam için program süresince Anıl'a göndermişler. Bir kez daha tebrik ediyoruz kendinizi. Yetmedi. Ne kadar çok gönderirse gönderilsin yetmedi maalesef. Anıl'ı bir kez daha dinleyelim mi? Keşke diyelim mi? Keşke gitmeseydi. Keşke gitmeseydi. Bir güzel sesinden bir kez daha dinleyelim. Kuvvetli bir alkış. Kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli. Anıl, Anıl, Anıl. Teşekkür ederim. Popstar. Her gün çok teşekkür ediyorum. Devam ediyor. Anıl'a bir kez daha alkışlıyoruz. Bence bir popstar var burada. Görüşmek üzere. Popstar'ın sonunda bir kez daha beraberiz. Gelecek hafta son bölümümüz. Bu akşam kelimenin tam anlamıyla Popstar'dan bir yıldız kaydı. Sevgili Anıl Popstar'a veda etti ama bir kez daha söylüyorum. Onun yolu çok açık. İnşallah biz onu pop listelerinin üst sıralarında göreceğiz. Öyle umuyorum, öyle hissediyorum. Gelecek hafta gerçek hayatın ta kendisi Popstar devam edecek. Final haftamız şarkısı en çok satan yarışmacı Popstar'ın birincisi olacak. Bu hafta radyolarda, televizyonlarda kliplerini izleyebilirsiniz. Radyolarda single şarkılarını Metin'in ve Sevcan'ın dinleyebilirsiniz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.